Merhabalar, ben Doçen Doktor Levent Oksuz. Tamatama Japonca kanalına hoş geldiniz. 19. konu, birlikte film izleyelim mi? Adlı video ile karşınızdayım. 20. dersimizin ayak sesleri artık duyulmaya başladı. Çok az kaldı, 20. derse sadece bir konumuz var. Peki, başlayalım. Her zamanki gibi bir önceki konunun alıştırma yanıtlarını göz atıyoruz. Hatırlarsınız 18. konuda takvimler günler vardı. Size bir takvim vermiştim ve bu takvimde bazı etkinliklerde bulunuyorduk. Bakın ayın 3'ü Cuma günüydü. A şıkkı, A şıkkında, Tomodachi to shokujo shimasu. Arkadaşımla yemek yiyeceğim yazıyordu. Yani ayın 3'ü cuma günü arkadaşımla yemek yiyeceğim cümlesini sizden bekliyordum ki alıştırmalarda bunu zaten örnek olarak vermiştim. Mikka no kinyoubi ni tomodachi to shokujo shimasu. Muika no kayoubi ni bijutsukan ni ikimasu. Shi 15日の水曜日にコンサートに行きます16日の木曜日と19日の日曜日にバイトがあります20日の月曜日に病院に行きます23日の木曜日にパーティーをします26日の Nichiyobi ni jikka ni kaerimasu. Yanıtlarımız böyle olacaktı değil mi? Peki yeni konumuza geçelim. Yine önemli kelimeler. İkimas gitmek, mimas izlemek, bakmak, oyogimas yüzmek, kayrimas dönmek, eve dönmek ya da memlekete dönmek için biz bunu kullanıyoruz. Yasumimas dinlenmek, asobimas eğlenmek, tomodachi arkadaş, umi Deniz, pan, ekmek. Gyunyu süt. Miriko kelimesi de yine süt demek katakana. Gyunyu süt demek. Benkyo ders demekti hatırlarsanız. Fiil hali benkyo shimas, ders çalışmak. Toshokan kütüphane. Karimas Ödün almak. Kitap kelimesini hatırlıyor musunuz? Hon kitaptı. Yani kütüphaneden kitap ödünç alacağım diye bir cümlem olsaydı Tosho kankara hon o kalimas diyecektim değil mi? Devam ediyorum. Sakana balık demek. Srimas balık tutmak. Yani sakana o srimas diyorum balık tutmak için. Sakka futbol. Şiay müsabaka maç. Demas çıkmak demek. Mesela odadan çıkmak. Heya kara demas Hacimemas başlamak. Odorimas oynamak yani dans etmek anlamında oynamak. Dans etmek. Ishoni beraber beraberce birlikte demek. Ishoni omoimas düşünmek, zannetmek. Yani gelecekle ilgili bir plan yaparken yine omoimas ifadesi sıklıkla kullanılan bir ifade. Konumuza giriş yapalım. Birinci konumuz ni ikimas bir şeye gitmek, bir şey için gitmek, bir şey nedeniyle gitmek. Bakın maslı yapıda masa atıyoruz, ni iki mas kısmını ilave ediyoruz. Örnek verelim mesela oyogimas yüzmek demekti. Oyogi ni iki mas dersem yüzmeye gideceğim demiş oluyorum. Bakın oyogimas masını atıyorum, oyogi ni iki mas. Ume oyogi ni iki mas denize yüzmeye gideceğim. Biraz daha komplike yapalım. Sen şu tomodachi to umiye oyogini iki maçta. Geçen hafta arkadaşımla denize yüzmeye gittim dedim değil mi? Geçmiş zaman yaptım. Peki. Doyobi supa iki maçta. Panto gyuniyu o Cumartesi markete gittim. Ekmek ve süt aldım. Şöyle bir şey söyleseydim eğer cumartesi ekmek ve süt almaya markete gittim deseydim nasıl derdim? Yani bu iki cümleyi birleştirmenizi istiyorum. Cumartesi ekmek ve süt almaya markete gittim. Nasıl yaparım? Tabii ki. Doyobi panto günü kayni Supa iki 2 maçta. Buradaki supa kısmını isterseniz başı alın. Yani cumartesi markete ekmek ve süt almaya gittim mi diyebilirim. Doyobi su supa e panto giyiniyor kayın iki maçta diyebilirim. Peki. Tomodachi na uchi iki maçta. Benki maçta. Arkadaşımın evine gittim. Ders çalıştım. Arkadaşımın evine ders çalışmaya gittim ya da ders çalışmaya arkadaşımın evine gittim. Nasıl yaparız? Düşünün. Benkyo shini tomodachi no uchi e ikimashita. Tomodachi no uchi e ikimashita. İkisi de olur. Bir tane daha gelsin. Mai bini ni toshokan e ikimasu atarashii hon o İlk kısmı anladınız mı? May doyobini. ni. My neydi? Her anlamını geliyordu. Her cumartesi günü. May doyobini. ni. Toşokan e ikimas. Toşokan kütüphane. Her cumartesi kütüphaneye giderim. Atarashii hon o Yeni kitap ödünç alırım ya da yeni kitaplar ödünç alırım. O zaman cümlem ne olacak? Her cumartesi kütüphaneye yeni kitaplar ödünç almaya giderim. Ya da her cumartesi yeni kitaplar ödünç almaya kütüphaneye giderim. İkisi de olur. Düşünelim. Bakalım. Maydoyobini atarashi hon o karini toshokane ikimasu. Mai bini ni toshokan e atara shihon o karini ikimas. Nasıl? Bir sorun var mı? Çok zor bir yapı değil. Ama şunu da söyleyeyim. Biz hep ikimasla bir şeye gitmek anlamında ikiması kullandık ama çünkü en sık kullanılan yapı bu. Fakat hareket bildiren farklı kelimeler, birkaç farklı kelimeyle de bunu kullanabiliriz. Mesela ikimas yerine kiması, bir şey bir şey yapmak için gelmek ya da Kayrimaz geri dönmek eve dönmekte bir şey bir şey yapmak için eve dönmek derken Kayrimaz bitebilir yani ni kayrimaz. Mesela belki şu an bu cümleyi kullanamayız ileride kullanabiliriz ama Unuttuğum ödevimi almak için eve döndüm diye bu cümle olsaydı eğer Vasuretaşı kudayo torini uçiye kayrimaz da diyecektim. Bu cümleleri biz ileride büyük ihtimalle 30. konularda 30 küsürlerde kullanabileceğiz ama yani söylemek istediğim illa iki masla bitirmek zorunda değilim. Geri dönmek, dönmek gibi gitmek, gelmek gibi farklı farklı hareket bildirilen eylemlerle de bu yapıyı kullanabiliyorum. Peki şimdi gelin ikinci konumuza geçelim. Masenka yapmaz mısın, etmez misin gibi bir görüntüsü var ama biz bunu tekliflerde kullanıyoruz. Bakın. İşşöni masenka hay diye bir konuşma olsun. Kayrımas dönmek de iş çıkışı belki. Birlikte dönelim mi diye bir teklifte bulunurken işhani kayri masenka yani birlikte dönmez miyiz gibi bir Türkçe oluyor ama aslında bu bir teklif. İşhani kayri masenka hay. iki masenka konsere gidelim mi diye soruyor değil mi? Yani konsere gitmez misin gibi bir görüntü var ama bu bir aslında teklif. İ desne diye cevap vermiş. Tamam olur ve yarıyor. Şöyle bir şey olsaydı. Doyobi no gogo sakka o shimasen ka? doyobi wa shigoto ga Cumartesi öğleden sonra maç yapalım mı? Futbol özür dilerim. Cumartesi iş var. Çalışmam lazım. işim var diyor. Bakın. Sakka o Futbol oynayalım mı? Değil mi? Şu an çok zor değil. Bakın masenka fiili masen olumsuz yaptık. Sonuna k koyduk ve teklif anlamında kullandık. Şimdi bununla aynı anlamda farklı bir konuya bakacağız. Maşo yapısı. Maşo yapalım edelim derken yani işteşlik bildirirken bu yapıyı kullanıyoruz. Dolayısıyla tekliflerde az önceki masenka yerine maşoyu da kullanabilirsiniz. Şimdi yine şu maşoya bir bakalım. Diyelim tabemas yemek yemek diye bir fiilimiz var. Tabemaşo dediğim an yiyelim demiş oldum. Bakın tabemas sondaki su sesi gidiyor. Onun yerine şo sesi alıyor. Yani tabemas, tabemas maşo ma yapısı. Tabemas Nomimas Nomimas içmekti. De, i̇çelim dersem nomimas -şo, nomima şo. demem gerekiyor değil mi? Şimdi isterseniz bir önceki masenka yapısıyla bunu birlikte düşünelim. Şöyleydi değil mi az öncekinde? İşöni kayrı masenka. Hay. Bir teklifte bulundu. Birlikte dönelim mi? Evet. İşte birlikte dönelim mi derken? İşöni kayrı maşoka. Hay. Gire bir oturuyor değil mi? Maşo yapısı. İşöni kayrı maşoka. Hay. Yani masenka yerine maşoka yapısını da kullanabiliyorum. Tabii ki masenka daha kibar bir versiyon teklif bazında düşünürsek eğer. Şimdi şöyle cümlelerimiz olsun. Aşta eğe o mini Yarın film izlemeye gideceğim. Birlikte gidelim mi diye sorsaydım eğer. Maşo yapısını kullanıyoruz. Nasıl sorarım? Aşta eğe o mini ikimaz. nasıl devam edecek? İşşöni iki maşo birlikte gidelim mi? Eğer uzun uzun söylerseniz işyani eigo mini iki da diyebilirsiniz. Hirugoha <laughs> tabemas. Öyle mi Birlikte yiyelim mi diyoruz? Hirugoha tabemas tabemas. İşyani ka. Bakın buradaki k <ka> olmasaydı tabema <laughs> tabemasho. Birlikte yiyelim demiş oluyordum, değil mi? Devam edelim. Sukoshi Yasumimas biraz dinleneceğim dedim. Biraz dinlenelim deseydim. Bakın soru sormuyorum. Biraz dinlenelim. Nasıl derim? Sukoshi Yasumimasho. Bakın bu örnek biraz daha farklı diğerlerine göre. Şöyle bir cümle, cümlemiz var. Shokuji no te teo araymaz. Yemekten önce ellerimi yıkarım. ...bunu maşo yapısıyla kullanırsam eğer... ...şokocino mayeni, aray maşo dediğim an... ...bu aslında bir sanki kuraldan bahsediyormuş gibi oluyorum değil mi? Yemeklerden önce ellerimizi yıkayalım demiş oldum. Bakın burada bir teklif yok. Sanki bir kuraldan bahsediyormuşsunuz anlamı katıyor. Böyle durumlarda da maşo yapısını kullanabiliyorsunuz. Peki, devam ediyorum. Birkaç tane örnek vereceğim... Az önceki masenka, masho yapısını düşünerek ilerleyelim. Şöyle bir konuşma var. Nichio-bi nani o shimasu ka? Sakana o tsuri ni umeyikimasu. Sou desu ka? Issho ni ikimasanka? Ii desu ne, dedi. Pazar günü ne yapacaksın? Nichio-bi nani o shimasu ka? Ya diye soruyor karşı taraf. Sakana o tsuri ni Balık tutmaya denize gideceğim. So desu ka öyle mi dedi. Bu sefer karşı tarafta diyor ki İşşon ikimasen ka birlikte gidelim mi? İyi ne ikimasho. İyi güzel gidelim. İşşon ikayrımasen ka birlikte dönelim mi? E maşo. Bakın burada hay ifadesini kullanmadı. Hay de diyebilir. Hay maşo. E biraz daha ıı, konuşma dilinde kullanılıyor. Yine evet anlamına geliyor. Shiai mı ney ki masanca? İyiですね. Arigato. Şia'yı maç müsabaka, Maç izlemeye gidelim mi? Shiai mı ney ki masanca? İyiですね. Arigato. Güzel olur. Teşekkürler. Yani illa iki maç show diye bitirmek zorunda da değilsiniz. Bakın şu ana kadar genellikle olumlu örnekler hep kabul etti. Biraz da böyle red örnekleri görelim. Doğabine gogo. Tenis oşma Doyobi desu ka? Doyobi wa chotto... Bakın. Doyobi no gogo tenis o aşamasen ka? Cumartesi öğleden sonra tenis oynayalım mı? Doyobi desu ka? Cumartesi mi? Doyobi wa chotto... Chotto biraz demek. Aslında burada nokta diye bitirmişiz, bitiriyoruz ama burada üç nokta var. Nokta, nokta, nokta. Doyobi wa chotto. Cumartesi biraz deyip cümleyi kesiyorsunuz. Yani buradaki biraz demeniz aslında yeterli. Uzun uzadıya neden ileri sürmeniz gerekmiyor? Burada bir kabul etmeme durumu olduğu karşı taraf çok net anlıyor. Yani Japonca'da kabul etmediğiniz bir durumlarda red ederken çok ifadesini kullanabiliyorsunuz. Kullanışlı bir yapı. Devam ediyorum. Aşta uçe asobin iki ka. demo. Aşta wa yarın bana evime eğlenmeye gelir misin? <laughs> Arigatou gozaimasu. Teşekkür ederim. Demo. Açtaba çotto. Ama yarın biraz. Çottodaki sorusu karşı tarafın sol zor yoku. Hayal gücüne bırakılıyor. Yani bu adamın belki yarın işi de var. Belki uygun değil. Belki başka şeyler de var. Ama neden ileri sürmüyor ve çotto deyip bırakıyor. Böyle bir durumda buradaki A aşağısı bu teklifin red olarak yanıtlandığını artık anlar normal durumlarda. Eğer daha da ileri gitmek istiyorsa peki nasıl bir şey var, yarın nasıl bir planım var gibi tabii ki konuşmaya devam edebilir ama o tarz bir konuşma tarzı çok Japonlara ya da Japonca uygun bir tarz değil. Yani buradaki çotluyu duyduğunuz an red edildiğini kişinin anlaması lazım. Ve orada bırakması lazım. Devam ediyorum. Şöyle de olabilir mesela. Eigo mini ki masenka. izlemeye gidelim mi? Sumimasen. Arbaito ga Ya arbaito'yu kısaltıp baito da diyebiliyoruz. Sumimasen baito ga Film izleyelim mi? Özür dilerim kusura bakma. Baito yani part time çalışmam lazım. Çalışmam var. Şöyle bir alıştırma yapmanızı istiyorum. Diyelim ki birine bir mail göndereceksiniz. Ayşe merhaba nasılsın? Gelecek hafta cumartesi üniversitede çeşitli etkinlikler var. Ben özellikle rock konserini dört gözle bekliyorum. Saat 8'de başlayacak. Birlikte gidelim mi? diye bir mail yazacaksınız. Şimdi burada bazı bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bir bakın. Iro iro na ibento. Çeşit çeşit etkinlik demek. Iro tek başına renk demekti. Iro iro na aslında renk renk demek. Yani çeşit çeşit anlamına geliyor. Aynı anlamda bir de sama zamana ifadesi var. Sama zamana bakın yine nalı bir sıfat. O da çeşit çeşit demek. Iro iro na Sama zamana ibanto. İki de özellikle ifadesi geçiyor. Tokuni Burada kanji'nin üzerine hiraganasını yazmamışım. Toku diye okunuyor. Toku dersem özellikle demiş oluyorum. 3. Roku konsato. Son olarak dörde bakıyorum. Dört gözle bekliyorum ifadesi bu kalıplaşmış bir ifade. Tanaşi mi neşit imaz. imaz? Dört gözle bekliyorum demek. Peki bu alıştırmayı lütfen yapalım. Yazmaya çalışalım. Şimdi fragmanlarımıza geçelim isterseniz. Beş tane fragmandan replikler dinleyeceğiz. Burası bir kisaten yani bir kafeterya. Çok... Klasik tarzda bir kafeterya deneyelim. Demaşo. Demaşo. Duyduk değil mi? Demaşo. Demaşo. Çıkalım. Demas çıkmaktı. Bakın mas maşoya dönüştü. Demaşo. Çıkalım. İkincisi gelsin. Sa. Başlayalım. Biraz böyle korkutucu. Sa. Başlayalım. Sa, başlayalım. Hadi başlayalım. Sa, hadi anlamını veriyor. Hacime mas başlamaktı. Hacime maşo dediğimde bir işleştik katıyor. Başlayalım. Nedir Sa, Nedir Sa odorimasho. Hadi dans edelim. Odorimas dans etmek. Gülen bir yüz var. Hı hı. İşşoni gamberimashou ne. İşşoni gamberimashou ne. Birlikte elimizden geleni yapalım. Gambarimas Elinden geleni yapmak, çaba göstermek, çab çalışmak demekti. İşşoni gamberimashou Birlikte çalışalım, birlikte elimizden geleni yapalım. Olur mu? Aslında bu sondaki ne, gamberimashou ne, sondaki ne de olur mu anlamı katıyor. Son fragmanımız, bugünün son fragmanı dinleyelim. Şu ana kadar hep maşoğlu yapılar gördük. Bu seferki masenka yapısı. Ama biraz dinleyin çünkü farklılık gözünüze çarpacaktır. Vaka vakashii to omoimasen ka? to ka? ka? Baka bakashi şey to omoimasen ka? Baka, baka şey aptalca demek. Omoimas düşünmek, zannetmek demek. Ama bu cümleyi şöyle çevirdim. Size de aptalca gelmiyor mu? Baka bakashi şey to omoimasen ka? Bakın burada bir teklif yok. Yani masenka yapısı illa bir teklif olmak zorunda değil. Omoymaz düşünmekti. Omoy masen düşünmemek. Omoimasen ka? Düşünmüyor musunuz? Siz de aptalca olduğunu düşünmüyor musunuz diyor aslında? Size de aptalca gelmiyor mu? diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani mahzenka yapısı illa bir teklif olmak zorunda da değil. Peki bugünün fragmanlarının sonuna geldik. Bu derste kullandığımız fragmanlar bu filmlerin yönetmenleri ve bu filmlerin orijinal web sayfaları karşınızda. Ne yaptık bu konuda? Üç tane önemli şey yaptık. Bir tanesi ni iki mas yapısı bir şey için gitmek. Değil mi? Supa e günüyor kain iki maçta. Markete süt almaya gittim derken ni iki mas yapısını gördük. Daha sonra masenka birine bir teknikte bulunurken bunu kullanıyorduk. Mesela isyoni kayra masenka birlikte dönelim mi? Isyoni hiragohano taba masenka birlikte ödemi yiyelim mi? Ama işte buradaki birlikte kısmında aslında maşo yani işeşlik anlamında maşo yapısı da veriyordu. ki Çok benzerdi birbirine. Tabe maşo. Nomi "Nomimasho, odorimasho, yiyelim, içelim, oynayalım" gibi. Bu örneklerde de böyle sanki keyifli, böyle keyifli keyifli örnekler ama "masho" işte birlikte yapalım anlamında geliyordu ve "işoni" birlikte kelimesiyle sık kullanılıyor. Şimdi eğer bir teklif alırsak, biz bunu onaylıyorsak "iyi desio, desne, arigato" gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Eğer reddetmek istiyorsak bu teklifi Suymasen. Sore va çotto. Pardon özür dilerim biraz deyip illa bir neden öne sürmek zorunda değiliz. Sore va çotto dememiz de bizim için red anlamına gelebiliyordu. Peki bu derste bunları gördük. Umarım çok zorlanmamışızdır. Çok zor bir konu değil. Önümüzdeki hafta 20. derse geliyoruz. Türkçe, İngilizce ve Japonca biliyorum. Konusuyla 20. dersi sonlandıracağız. Aslında bu dersten sonra bir ara veriyoruz. Yarı yıl arası ya da dönem arası diyebilirsiniz. Bu arada lütfen 20. derse kadar gördüklerimizi biraz daha böyle çalışın, biraz daha sindirin. Orada geçen kelimelere biraz daha çalışın. Ve böylece bu ilk 20 dersi biraz daha temiz bir şekilde sizin zihninizde yer edinmesini istiyorum. Bu süreyi lütfen bunun için kullanın. Peki, önümüzdeki hafta 20. derste tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.